Günaydın Türkiye. Bugün 10 Ekim 2023 Salı. Munster TV'de bir güne bakış programıyla daha karşınızdayız. Gündemde savaş var, çatışma var ve ne yazık ki can kayıpları var. Hamas-İsrail arasındaki çatışmaların bugün dördüncü günü. Şunun öncelikle altını çizelim sevgili seyirciler. Masum insanların, sivillerin katledildiği hiçbir dava kutsal değildir ve Böylesine bir savaşın hiçbir zamanda kazananı olmaz, olamaz. Ve çatışmaların başlamasıyla birlikte savaşın nedenli korkunç bir şey olduğundan bir haber Türkiye'nin tuzu kuruları yine savaş çığırtkanlığı yapmaya başladı. Radikal İslamcı Hamas'ın cumartesi günü İsrail'e saldırmasıyla başlayan çatışmalarda can kaybı giderek artıyor. İsrail, Gazze'yi tam ablukaya almak için düğmeye bastı bölgede elektrik kesilirken İsrail bölgeye yiyecek ve yakıt girişinin de engelleneceğini söyledi. Ve hoca olduğu söylenen Halil Konakçı üzerindeki cübbesiyle savaş çığırtkanlığı yaptı. Bütün Türk halkı Filistin'e gidip savaşmalı. Bizler de buradan gidenlere dualarımızla destek vereceğiz.'' programı açarken söylediğim gibi sevgi seyirciler Masum insanların, çocukların, sivillerin katledildiği bir davanın kutsallığı olmaz ve böyle bir savaşında kazananı, galibi olmaz. Ortalık kan gölüne dönmüşken masum insanlar can veriyorken kendisine hoca diyen bu kişi çıkmış yine başkalarının evlatlarının canı üzerinden savaş çığırtkanlığı yapıyor. Bir de kendi rahatlarını da bozmuyorlar. Başkalarının evlatlarını savaşa gönderip siz gidin, biz arkanızdan dualarımızla size destek oluruz diyorlar. Böyle de bir utanmazlık var mı bilmiyorum. Demişken bir türlüsü var bu utanmazlığın, bu arsızlığın diyelim artık sevgili seyirciler. Tanıdık bir isimle devam edelim. O da Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek böylesine olaylarda sık sık ortaya çıkan ve trollükleriyle meşhur olmuş eski belediye başkanı bu olayı da boş geçmedi. Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek bu kez de Hamas İsrail çatışması üzerinden trollük yaparken yakalandı. Vahşi İsrail askerleri Filistinli bir baba ve çocuğu tankla ezdi yazan Gökçek'in paylaştığı araç fotoğrafının 2016 yılında Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen bir kazaya ait olduğu ortaya çıktı. Kimliği belli olmayan, saçma sapan kullanıcı ismiyle bir sosyal medya trolü böyle bir şey yapsa zaten normal trollük görevini yapıyor dersiniz geçersiniz. Ankara'yı çeyrek asır yönetmiş. Ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentinin çeyrek asırlık eski belediye başkanı. Bir fotoğraf alıyor. O fotoğraf Türkiye'deki bir trafik kazasından sevgili seyirciler. Onu alıyor. Utanmadan bir de yalan uydurma bir senaryo yazıyor sevgili seyirciler. Ve buranın üzerinden bu da aynen ilk haberdeki o Hoca kılıklı şahsın yaptığı gibi savaş çırtkanlığı yapıyor. Nasıl yapıyor? Yine başkalarının canları üzerinden. Masum insanlar hayatını kaybederken. Masum insanların, sivillerin üzerine bombaların yağdığı bir dönemde oturdukları sıcak koltuklarından, evlerinden, bilgisayar başından ölüm tacirliği yapıyorlar, çığırtkanlığı yapıyorlar, savaş çığırtkanlığı. E, diyorum ya böyle bir utanmazlık var mı diyoruz yeni bir örneği geliyor ama bunların yüzleri kızarmıyor maalesef. Bakın masum insanlar hayatını kaybediyor demişken birkaç örnekle devam edelim. Hamas'ın düzenlediği saldırıda hedef alınan müzik festivali alanında 260 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. BBC'ye konuşan Gili Yoskoviç, İsrail'deki müzik festivali Süpernova'da Hamas'ın saldırısından bir Greyfurt bahçesine saklanarak kurtulduğunu anlattı. Ağaç ağaç dolaşarak ateş açıyorlardı. Etrafta ölen onca kişiyi gördüm. Gazeteci Deniz Yücel şöyle diyor. Bir müzik festivaline saldırmak, 260 genci katletmek, bazılarını ganimet gibi kaçırmak, işgalle, Netanyahu'yla İsrail devletinin uygulamasıyla zerre alakası yoktur. Reyna, Paris, Orlando katillerinin derdi neydi ise bu cihatçı katil sürüsünün derdi aynıdır. Bir başka örnek. Mısır'da bir polis memuru İsrailli turistleri taşıyan otobüse ateş açtı. Saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ve İsrail-Hamas savaşında bölgede gerilim de yükseliyor. Irak Bedir örgütü lideri Hadi El Amiri ABD'yi hedef aldı. ABD'nin İsrail ile Filistin arasındaki savaşa müdahale etmesi halinde bölgedeki tüm Amerikan hedeflerini vuracağız dedi. Bir başka açıklama El Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde düşman ahlak ve insaniyet dilinden anlamıyor. Biz de onun anladığı dilden konuşacağız. Bundan sonra Gazze'ye yapılan her saldırıda bir rehineyi öldürüp görüntülerini yayınlayacağız. Bu karardan düşman sorumludur. Aslında bu açıklamada yine bir savaş hukukunun çiğnenmesi sevgili seyirciler. Açık açık dünyaya ilan ediyorlar. Biz rehineleri peyderpey katledeceğiz, sivilleri öldüreceğiz diye. Şimdi devam edelim orayı, orada ne oldu şu son dört gündür anlamak adına. Profesör Doktor Bengi Başar şöyle özetliyor. Hamas öyle aptalca bir savaş başlattı ki. 1. İsrail başbakanına karşı halkın gösterilerini bıçak gibi kesti. 2. İsrail halkını tek vücut yaptı. 3. Mazlum Filistin halkı algısını dünya nezdinde yıktı. 4. İslam adına kolayca can alınabileceği algısını tazeledi. Hem İslam'a büyük zarar verdi hem de dünyadaki Müslümanlara bakışı daha da olumsuzlaştırdı. 5. Yahudilerin dünyadaki gücü ve İsrail'in askeri kabiliyeti çerçevesinde muhtemelen kendi yok oluşlarına kadar gidebilecek bir süreci başlattı. Bununla beraber ne ABD'nin ne de Mossad'ın bu saldırı hazırlıklarından Önceden haberdar olmayışlarına da anlam veremiyorum. Bence bu kadar gerçeküstü ve mantıksız bir durum dünya siyasi hayatının doğal akışına aykırı. Bugünkü durum biraz matruşka bebekler gibi. Bakalım içinden neler çıkacak. Bir başka akademisyen, Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan. İsrail yönetimi tam anlamıyla bir soykırıma hazırlanıyor ve onlara bu zemini hazırlayanlar da güya direniş adı altında bir terör saldırısı yapıp bunun bir zafer olduğunu sanan ve aslında neye, hangi kötü emellere ait olduklarını bilmeyen aptallar ve onlara gaz veren savaş çığırtkanları. Aptallar asla kazanamaz nokta diyor Profesör Doktor Deniz Ülke Arıboğan ve akademisyenlerin altını çizdiği yönde gelişmeler yaşandı. Avrupa Birliği ve Avusturya Hamas'ın saldırılarının ardından Filistin'e maddi yardımları durdurma kararı aldı. Askıya alınan yardımların toplamı 710 milyon euro değerinde. Birleşmiş Milletler'den İsrail'e uluslararası insani hukuk uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyduğunu belirterek İsrail'e tüm operasyonlarını uluslararası insani hukuk çerçevesinde gerçekleştirme çağrısı yaptı. İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı Hamza Yusuf, kayınvalidesiyle kayınpederinin Gazze'de mahsur kaldığını duyurdu. Yusuf'un eşi Filistinli, eşinin annesi ve babası hastalanan büyükannesini ziyaret etmek için bir hafta önce Gazze'ye gitti. Çatışmalar çıkınca da bölgede sıkıştılar. Şimdi aileyi güvenli bir şekilde Gazze'den çıkarmak için uğraşıyorlar. Ve elbette bu savaşın Türkiye'yi nasıl etkileyeceği, özellikle ekonomi etkisinin nasıl olacağı soruları soruluyor. Bu soruyu da ekonomist Mahve İlmez cevaplıyor. Orta Doğu'da yaşanan savaşın ekonomiye yansımaları çok soruluyor. Bu bir yazı konusunu oluşturacak kapsamda olmadığı için burada yazayım görüşlerimi. Dolar değer kazanır, zaten kazanıyordu, biraz daha kazanır. Altın değer kaybediyordu, bu gibi durumlarda hep olduğu gibi biraz daha değer kazanır. Borsa düşer, zaten düşüyor. Bunlar herkesin gördüğü şeyler. Benim eklemek istediğim konu şu. Piyasalar son yıllarda bu tür olayları kanıksadı. Eskiden olsa kıyamet kopar, piyasalar alt üst olurdu.'' Şimdilerde artık etkiler birkaç gün bilemediniz birkaç hafta sürüyor sonra piyasalar eski haline dönüyor. Olaylar bitiyor mu? Bitmiyor. Mesela Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor ama piyasalar aldırmıyor. Filistin-İsrail savaşı da muhtemelen öyle olacak. Bu dediğim sanki piyasalar için iyi bir gelişme gibi dursa da insanlık açısından çok kötü bir gelişme. İnsanlar ölüyor, aç kalıyor, Aileler dağılıyor kimse aldırmıyor varsa yoksa borsa dolar petrol İnsanlar savaşı önlemeye değil piyasaların dalgalanmasını önlemeye uğraşıyor. Evet iktisatçı mahve eğilmez ekonomi yorumuyla başlayıp bir insanlık mesajıyla aslında bu mesajını tamamlamış gerçekten de güzel yazmış biz de bu mesajla birlikte bugünkü güne bakışı tamamlıyoruz. Perşembe ve Cuma sabahları yine Türkiye saatiyle sabah 7'de bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.